1930'ların sonu Türkiye'de nüfuzlu kişilerin adının karıştığı yolsuzluk haberlerinin ard arda patladığı çalkantılı bir dönem olmuştu. 8 Ocak 1939'da ortaya çıkan benzeri görülmemiş sahtekarlık olayı da bunlardan biriydi. Türkiye adına sahte belgelerle Kanada'dan sipariş edilen 40 bombardıman uçağı İspanya İç Savaşı'na gönderilmek istenmişti. İspanya'da 1936 yılında bir grup milliyetçi generalin seçilmiş cumhuriyetçi hükümete karşı yaptığı darbeyle başlayan 350 bin kişinin öldüğü iç savaşta milliyetçiler Nazi Almanya'sı ve İtalya'dan, cumhuriyetçilerse İngiltere ve Fransa'dan yardım istemişti. Savaşın çok uluslu hale gelmesini önlemek için bir uluslararası komisyon 1937 yılında silah ambargosu konulmasına karar verdi. Bunun üzerine savaşan taraflar silahlarını kaçakçılardan temin etmeye başladı. Türkiye'nin Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı'nın imzalarını taklit ederek sipariş ettiği uçakları İspanya'ya göndermek isteyen kişi Ekrem König'di. König, 1. Dünya Savaşı'nda Alman istihbaratçılarla çalışan eski bir Osmanlı subayıydı. Almanca'da kral anlamına gelen König lakabını da bu dönemde almıştı. Gerçek soyadı Bakan olmasına rağmen Ekrem König diye tanınıyordu. Birçok Alman firmasının Türkiye temsilcisiydi ve üst düzey yetkililerle yakın ilişkileri vardı. Sahte belgelerle uçakları sipariş ettikten sonra Kanada firmasının siparişi teyit için gönderdiği yazıyı da Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir memur aracılığıyla ele geçirip yine sahte imzalarla yanıtlamıştı. Savunma Bakanı Kazım Özalp'in istifasına yol açan sahtekarlığı yapan König, uçakları sipariş ettikten sonra yurt dışına çıkmıştı ve nerede olduğu belirsizdi. Bu nedenle 21 Nisan 1939'da başlayan davada sanık koltuğunda yalnızca suç ortağı, Dışişleri Bakanlığı memuru Ruhi Bozcalı oturuyordu. Bozcalı, Kanada firmasından gelen belgeleri König'e verdiğini doğruluyordu ve karşılığında para aldığını kabul ediyordu. Yaptığı işten dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın haberi olduğunu söyleyince hakim tarafından azarlanarak susturuldu. 3 ay hapis cezası alan Bozcalı, temyizin kararı bozması üzerine yeniden yargılandı ve 2 yıl hapisle cezalandırıldı. İspanya İç Savaşı milliyetçilerin galibiyetiyle bitip 2. Dünya Savaşı başladığında olay unutulmuştu. Ta ki 1942'de Ekrem König Fransa'da yakalanana kadar. Türkiye'ye gönderilen König'in yargılanmasına 20 Temmuz 1943'te başlandı. Olayla ilgisinin bulunmadığını söyleyen König, sahtekarlığın arkasında Savunma Bakanı ile işbirliği yapan bir silah tüccarının olduğunu söylüyordu. Hakim, König'den yalnızca sorulara cevap vermesini ve ispat edemeyeceği iddialarda bulunmamasını istedi. König'in suçu tek başına işlemesi imkansızdı ama mahkeme olayı basit bir sahtekarlık olarak değerlendirdi ve Ekrem König'e evrak sahteciliğinden 4 yıl hapis cezası verildi. İspanya İç Savaşı'nın kaderini değiştirebilecek 40 bombardıman uçağının hangi tarafa gönderilmek istendiği sorusunun yanıtı ise ortaya çıkmadı.